Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir saldırı düzenlendi. Saldırganın av tüfeğiyle kilisenin rahibini vurduğu öğrenildi. Polis kaynaklarına göre ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Rum Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi. Saldırganın av tüfeğiyle 54 yaşındaki Rum rahibi kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi. 54 yaşındaki rahip ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Rahibin karnından iki kez vurulduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Firar eden kişiyi arama çalışmaları sürerken, Lyon'un 3. bölgesinde bir kebapçı dükkanında bir kişi gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan 1.90 boyunda uzun siyah yağmurluk ve siyah şapka giyiyordu. Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel, Lyon'daki bu iğrenç saldırıyı kınıyoruz, aklımız yaşamla ölüm arasındaki rahipte, Avrupa'da vicdan özgürlüğü herkes için geçerli ve buna saygı duyulmalıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron perşembe günü ülkenin güvenlik tehdidi uyarısının en üst düzeye çıkarıldığını duyurmuş, ülke genelinde fazladan 4 bin askerin konuşlandırıldığını ve seferber edilen toplam asker sayısını 7 bine çıkardığını söylemişti. Pazar günkü azizler gününden önce kiliselerde ve diğer dini mekanlarda güvenlikte artırıldı. Pazartesi günü yarı yıl tatilinin ardından açılacak okulları korumak için 120 polis daha görevlendirildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaşanan saldırı hakkında bir kınama metni yayınladı. Yayınlanan metinde, Fransa'nın Lyon şehrinde bu kez bir ortodoks din adamına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda ağır yaralanan din adamının bir an önce sağlığına kavuşmasını ve bu tür saldırıların son bulmasını temenni ediyoruz. Terörün her türlüsüyle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak Fransız halkına ve Fransa'da yaşayan Ortodoks cemaatine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken teröre karşı dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz ifadelerine yer verildi.